işlemi yapılıyor. Gimi konsomatris. Önce dedim parazit yok. Hayırlı bir gün, bir cuma, fakat bir tane çıktı. Nereye kayboldu? Nanikler attı buradan. Bu da bana bugün gelecek tezgahların habercisi. Sivrisineği de yemiştik uyurken. Pardon, sivrisinek de iyiymiş. Karbonatlı su sürdüm. Bismillahirrahmanirrahim. Günü hazırladınız mı? Sabah o tanıdık Alak suresi örneği olmadı. Meşguldür be. Anasının gelini onun konsomatrisiyle kahvaltı için sandviç yapıyordurlar. Fakat kulları hazırdır herhalde. Konsomatrislerin sandviçleri de çok kuru oluyor be. Zımpara kağıdı gibi. Dün çıkartmazsa örnek var. Değişik. Değişik saatlerde. Aynıları. Bazen böyle kulak misafiri oluyorsa geçerken hep tesadüf. Dün giderken onu öldürecekmiş falan filan. Hey, öldürsene lan beni. Burada. Hadi. Elini ardına koma. Bakalım sonra neler olacak. Böyle başladık. Alak suresinde hareket yok. Biz günahkarız. Yine de pes etmiyoruz be. Kılıp bağışlanma diliyoruz. Böyle sürekli sürekli şeytanlık yapacağına. Hureyre nerede kaldın? Kızlarımla sandviçi bitiremedin mi? Kuşlar yine merdivenin önüne kanat parçası bırakmış, tüy, pardon, ne diyorlar ona ya, Türkçeyi unuttuk, o parça sıkı sıkı oluyor. Allah'a şükür, daha önce kanadını koparıp bırakıyordu oralara. Kendini sakat bırakıp, feda edip bırakıyordu. Büyü falan değildi canım. Büyü müyü olur mu be? Gerçek dışı bir şey, hayali. Kur'an yalan söylüyor. Kendilerine sitelerde şiir okuyanlar büyü falan yapmaz be. Hayali bir şey o. Yayınladık. Dindiler. Servis taşıdılar ötekilerin önüne. Hayırlı olsun. Biz takıntılıydık. Ne kadar zaman alabilir demeyeceğim. Akbaba bilir. Hureyre bilir. Ayete karşı hadislerde olduğu gibi. Hureyre bilir. Hureyre. Besbelli o bilgileri Kur'an'dan almıyorlar. Sanfırdan alıyorlar. Hiç kimse fırlamadı. Belli saklambaç faslına girdiler. Yakında beni eğlendirmek için gelip buradan oryantal caz göbek dansı balesi yaparlar.
sabah işkencesi nerede lan? İnandıramadın mı yetkilileri bu günahkar diye, sen ıslah edicisin diye. Geçerken tesadüfen konuşanlar gibi, öldürülmek çok şeref verirdi be. Kemiklerimi kır ağzıma ver, öldürsene lan. Bu zavallı millete şunu söylüyorum. Ben burada böyle parmakla gösteriyorum iblisi. Yırtığında suratlar kara kedi ve iblisle yakaladım. Salmıyorum. Siz ise şey düşünün, o Allah'ın işini yapıyor. Ayette sizin düşmanınızdır dediği halde. Örneğini de takip edin, camileri doldurun bokla, sinekle, parazitle. Hayratına. Aynen böyle, bu milletin hiç vazgeçeceği yok bu şeylerden çünkü. İndirekt komşulara kıymaktan. Onu takip edin siz. Neredesiniz lan hayvan severler? Hayratına küçük çocuklara biraz bok döşeyin oraya. Gitsin bebelere. Hayratına doldurun lan. Doğum hastanesi çocuklarınız sakat da olsun, gerizekalı da olsun, şeytani de olsun, organları bozuk da olsun, ya da ölü de olsun, düşük. Komşu akbabalar nerede lan? Zerre sinekler hiç yok şimdi. Hiç yok. Yağmur da yağmış. Gökten düşüyor. Niye yok be? Ortaya çıkma saatleri, dakikaları, saniyelerim var. Ne zaman? Saat 6.06'da mı? 6.06. Bunların konsomatrislerinin deliği 6 cm, 66 mm çapında. Fakat önemli değil, sizi skopolaminle dolduruyorlar. Delik medik anlamıyorsunuz, avanaklar. Delik medik bilmiyorsunuz, hatırlamıyorsunuz bile. Ne var, biraz hafif bok kokusu mu var be? Bir yerde bok var yine, aynı noktadadır. Yusuf sabah balkona oturacak. Bok kokusuyla otursun. Evet. Meslek. Bokçu mesleği. Diğer meslek analarıyla siteler. Kimse kusura bakmasın yani. Bunların liderleri analarıyla sitedeyse tümü öyledir. Ama orada iyi işler yapıyordurlar ha. Analarıyla, çocuklarıyla, babalarıyla şiirler okuyordurlar. Özellikle beş beşlik. Karşımızdaki saksıları solmaya başlamış. Neden acaba? Sol tarafındaki, solda ne var be? Sağ taraftaki biraz yaşıyor. Birkaç gün önce iyiydi. Buradaki durmadan çiçek veriyor. Oraya koyarsak o da solar belki. Sola. Sola koyduğumuz soluyorlar. Aynen öyle. Sola koyduğumuz soluyorlar be. Sitedeki
yırtık resminden birkaç tane kafa var oradaki. Kimlerin kafaları onlar lan? Orhan Seyfi Orhon'un kafası orada mı? Kedi kafası, iblis kafası. Trofe topluyor, trofe. Yırtığındaki şeylerden trofe, kafa trofeleri. Katastrofe. Hadi yok mu lan? Tezgah yok mu sabah? Kahvem bitiyor be, canım sıkıldı. Takıntılı gösterip içeri attırmayacağım. Bu takıntılı zararlı, çevreye zararlı. Hanımefendi, neden getiriyorsun yüzlerce kişiyi buraya, gösteriyorsun sıçsın diye? Sen rahatsız ediyorsun. Çevreye zararlı. Bu boklar, boklar var ya böyle, çimenleri yuvarlak böyle çürüden, onlar yararlı. Sinek, ağaçların çürüden, diğer zerre şeyler, toksoplazma sinekleri, bebelerin ölümüne neden olan, onlar yararlı. Sen zararlısın. O şeyleri çocuklara böyle sokan şu servisler, onlar yararlı. Bütün çocukları onlar götürecek. Boğazını yarım gün yakan, başını döndüren, cumayı kılarken bayıltacak hale getiren o bok kokuları, kimyasalı, onlar yararlı be. Duvarı çöktüren, çimeni çürüten o kimyasalı gazlar, onlar yararlı, sen zararlısın. Kim karar verdi ona belli. Bütün medya emrinde. Evet. Keşke bizde tanıdık bir oriental caz göbek dansçısı olsak. Biz de hastalanınca çıkarız anında bütün kanallara. Böyle böyle hastalık kaptık. Yersin. Kalem bitiyor. Bu sivişmek ısırığının intikamı olsun. Tam olarak bu noktadan, aynı noktaya, aynı noktaya sıçtıkları gibi ısırıldım da önce, nasıl şişmişler. Bir keresinde de yazdık da uyandık. Bu sivrisinekler değil bu. Etrafında dönen trombosit ihtiyacı yaratan sineklerden. Ben kafamın üstünde uçuşuyordum. Aynaya bir baktık. İki göz kapağımın ortasına da bokları noktaya geldiği gibi ısırıkları da öyle geliyor bunlar. Nasıl yapıyorlar bu büyücülüğü araştırmalarıma göre? Kurban kurban var işin içinde, bebek kurbanları ve tecavüzler var, ufak çocuklar, diğer ne diyeyim, kız olan kızlara falan filan. Gel kızım içeride sev diyorlar bunlara. Anaları da yardım ediyor. Sakin durarak video yapmayacağım mı zannettim? Çok fazla konuştuk be. Ağrına gitti. Gönder çocuklarını, diğer pencereleri kırsınlar. Hiç uyumuyor musun arkadaş? Gece 2-3'te onun sesini tanıyoruz. Havlamalarını duyuyorduk. Diğer havlama makinesi, siyah hayvanla komşuların arka bahçesini, evinin önü, kapısının önünü boka boğan konsomatrisin sahiplendiği köpekle. Konsomatrisin dedik, ağzımızdan çıktı.
O da konsomatı işlik yapmıştır gerçi. Kuaförün ya, kuaförün. Tarotçu. Ben geldiğim zamanlar tarot bakılır, fal bakılır diye. Ben kuaförüm, saçla uğraşıyorum fakat tarotta bakıyorum. Onlar sokak hayvanıydı. Onlarcası sıçıyordu kanserli komşunun önüne. Onun suçu değil, o sadece kuaför ve tarotçu. Sokak hayvanı bunlar. Hayvandır. Daha yavrum ya, daha ufak yavru nasıl yönetiliyor dünden belli be. Getirdi oraya kutu dolusu, bir tanesini illaki bırakacaktı. Çünkü hastalıklı. Ve çekimlerinde yaptığı belli, nasıl üzerime saldılar. O Hureyre ve 3. Havalimanı soyadılar. Ve bunun anası beraber otururken nasıl yönettiler belli. Pis pis kovuyoruz, gitmiyor. Üzerime. Ne, tekrar dokunacağız. Yeniden o duyduğumuz şehire giderken baş dönmeleri falan filan. İçinde ne virüs koymuşsalar, aşılamışsalar. Daha yavrudan. Kedi köpek hokkabazı lan. Bu gayet normal olmaya başladı. Her gün bu. Çıkar çıkmaz. Bu sefer geç kaldı. Kahvem bitiyor. Diğer sürün nerede lan? İt sürün. Kamburu da gönder. Biraz havlasınlar beraber. Diğer pislikleri de gönder böyle. İnatla gelsinler oraya. Silkelesinler hayvanların parazitlerini oraya. Gözüne sokarcasına. Havlatsın önce ben burada yoksam. Ki çıkayım göreyim, gözüme soksunlar. Onlar benim gözüme soksunlar. Ben yayınlayayım. Bu millete takip etmesin. Onların götüne soksunlar. Yırttan sinisine kısırdı Ebola falan filan yok. Domuz gribi. Öyle bir şey. Masum sivrisinek. Masum. Kedi hokkabazları büyücüler gibi, bok büyücüleri gibi masum bu be. Masum bir sivrisinek. Kur'an'da ayeti var. Sivrisinek mucizesi. Tekrar yayınlasana şu medyalarda, eskiden kaynıyordu ben bu işe başladığım zaman. Sivrisinek mucizesi. 5 tweetten biri sivrisinek mucizesi hakkında ve hayvanları hakkında. Sivrisinek mucizesi, sinek şey neydi o, hadisi. Hureyre'den sağ kanadında şifa, sol kanadında felaket. Ayıkla, ayıklayabilirsin. Evet, Yusuf ne anlar lan? Kur'anlardan, ayetlerden, hadislerden. Günahkar. X hamsterlara girip komşuların yırttığını buluyor. Sadece onların değil be, bu koşturanların çoğunu da bulmuş durumdayım, bunu bilin. Belki dönerler diye basmıyorum birkaç şey. Belki akıllanırlar diye. Fakat bu şeytanların hiçbir zaman döneceği yok. Bunlar yerini sabitlemiştir bunlar. Kesinlikle. Gerçi Allah iyisini bilir, bağışlar fakat hiç zannetmiyorum ben o kadar bebeklere, o kadar komşulara bunu affedecek Allah. Hiç zannetmiyorum. Ne için? Servet için, akbabalık için. Acaba bu bizi konsomatris ordusunun oyları çalan kesinlikle onlar. Kaç dairesi falan vardır be? Kaç daire, kaç üstlerine vardır imzayla.
Yusuf Ziya Ortaç misali. Sadece tahmin edebiliyorum. Yoksa bile bedava oturduklarına, neredeyse bedava, bozuk para. Eminim o Leo kiralık satılık levası kalkmış. Geçsen buraya otur, işgal olsun. Sonra günlük kiralık bir müşteri gelince çıkarsın. Sonra tekrar gelirsin. Diğerleri sokakta yatsın. Tekrar işbaşı yapmış bizim park kafeye çalışan. Aylar sonra tatil yaptım, geldi. Çok kazanıyor tatil. Kaç tane çay satıyorsalar. O hayvanları da fırladı işlemlerini yapmak için. Yeni bir siyah kedi. Transfer. Transfer yetiştirilip kibirli kibirli yürüyordu lan. Bana dokunmayın, ceza. Hayvanlar kanunu çıktı benim için. Kibirli kibirli, başı kral gibi yürüyordu. Sinek, sivrisinek, parazit yaymam için bize özel yeni kanunlar çıktı. Böyle diğer hayvanlar gibi öteki türü de gider komşu kanserlinin etrafını boka boğar. Her gün. Onlarca aynı noktaya. Kanseri ağırlaşır. Biz temizleriz. Biraz rahatlar. Birkaç gün sonra yine o ağırlaştı. Hastaneye gidecek. O şeyleri yapınca bunlar hayvan oluyor. Fakat diğerinin köpeği saldırıp bir tane bunlardan parçalarsa tutuklanıyor. O zaman hayvan değil o. Kumanda yapıyordu. Fakat böyle noktaya her gün kabız kanserli kan ağırlaşsın. O hayvan ne yaptığını bilmiyor. İstedikleri zaman bu sinek büyücüleri kurtlu ishal bokları, diğerlerinki aynı yerden besleniyorlar. Aynı satanistler onları besliyor. Hiç tuhaf değil. Onlar hayvan. Evet. Nerede olacaklar? Kendi onları besleyenlerin orada olmayacak, orada sıçmayacaklar. Başkasının yoluna, kanalına. Nerede barınacaklar? Kaç tane video? Nerede barındıkları belli. Evet. Bu teknoloji olmadan önce hava temizleme şeyleri falan, gaz kutuları, elektrik kutuları, elektrik icat edilmeden önce nerede barınıyordular bunlar acaba? Anaların yırtığına belki. Yürüyen merdivenler icat edilmeden önce nerede bunlar barınıyordu be acaba? Metro şu bu. Büyük marketler küçükken çoktu. O zaman nerede barınıyordular bunlar şimdi marketlerin dışında? Sen bilirsin hoca efendi. Gelelim diğer saptırmaya. İnsanları böyle
ayırma ya. Hay bak sen hayvan sen. Bu içenleri bir daha şişesin. Onları dışlamaya gelelim. Kur'an okumuyorsunuz be. Kaç tane ayet var? Birisi diyor içki, kumar, fuhuş. Bunlar bir arada söyleniyor. Bir arada yaparsan herhalde. Diğer ayet diyor yararı da var zararı da. Başka bir ayet diyor sarhoşken ibadethaneye gelmeyin. Demek ki sarhoş olmadığınız zaman gelin. İçiyorsunuz fakat sarhoşken gelmeyin. Sarhoş olmadığınız zaman buyurun. Gelin Allah'la temas kurun. Nasıl dışlarsınız lan insanları böyle? Allah'ın dininden, ha? Senin bağışlanmaya ihtiyacın ve iznin var da onların yok mu? Bir kere onları o işe sürükleyen bu Alak suresindeki şeytanlardır. Boklarıyla, büyüleriyle. Bunu çok iyi biliyorum çünkü buradaki, önceki, şimdiki böyle görünme sıfır gibi. Kamerayı elde ettiğimden beri. Yediğim şeyler belli ve beni sürüklediği yerde belli. Kesinlikle bu Alak suresindeki şeytanlar onları içmeye, belki içebilir yararı da var. Fakat aşırı içmeye, hayatlarını mahvetmeye bu büyülerle, bu Alak suresindeki şeytanlardır faili onun. Ve Kur'an o sureyle başladığına göre, ilk sure, Allah'ın baş düşmanları onlardır be. Değil mi kedi, köpek, bok, sinek, hokkabazı? O içki olayı kıyamet alameti değildir. Bir araştırın. Fakat nedir kıyamet alameti? Biri nedir? Bina diken çobanlar. Bina dikilen yerde böyle şehirde zoruna gitti. Zoruna gitti, avlat, avlat emri geldi. Nedir lan bu bina diken çobanlar, anlamı nedir? Büyük şehirler, büyük, her yer cadde beton, bina orada dikilir. Orada nasıl bir çobanlık yapılabilir? Kimse düşünüyor mu bunu? Ha? Ne? İnek mi otlatıyor? Kuzu mu otlatıyor? Deve mi güdüyor? Nasıl bir çobanlık yapılabilir öyle bir yerde? Kimsenin aklı oraya gitmiyor mu? Neyin çobanlığını yapıyor? Anasının kızının mı? Yoksa bu şeylerle saldıkları sineklerin çobanlığını mı? Buradan bu şeytanlara kanmış yetkililere de söylüyorum yani. Günahkar münahkar diye izin veriyorsanız, günah münah yok bunda be. Bu kadar belli. Allah da bağışlar. Günahkar sizlersiniz. Komşuların katledilmesine göz yumanlar. Bebelerin katledilmesine. Hastanelerde hastaların bu şeylerden iltihap kalıp hastalık kapıp katledilmesine. Bu bina diken çobanların her karış toprağın sahip olmasına. Ortak olan sizsiniz. Günahkar olan sizsiniz. Ürünlerimizi yok ediyorlar be. Mahsullerimizde çoğalma var. Bu şeyler ortadan kalktıkça. Doğamızı çürütüyorlar. Orman
kahramanlarımızı, ciğerlerimizi çürütüyordular. Siz de kabul ediyordunuz. Okul taşıtları filolarıyla çocuklarımızı çürütüyorlar be. Kreşlerden daha saldırıyorlar bu şeylerle. Kaç tane örneğini çektim. Hatta doğum hastane gebe eğitim merkezinin orada da önüne bok döşüyorlar toksoplazmalı. Siyah açık. Aynı buradan noktaya ettirdikleri gibi girişte noktaya tuvaletleri oradaydı. Doğum eğitim hastanesinde kim bilir neler yapıyordular doğum hastanesinde. Ve hala bu şeytanlara işlem, hatta suyuna gidiliyor be. Kelleleri koparılacağı yere. Hala bu mikrop ölüm saçma holdinginin taşıt filoları her yerde. Hala bu holdinglerin üstünlüğü. Devasa ihaleler bunlara. Belediyeleri dolandırmalar, onlara borçlanmalar. Yok. Hala devam ediyorlar. Bakan kon yeni aktör. Ne, hangi bakanlar mı biz bahsettik sosyal medyada? Her zaman sosyal medyada. O LCP 069 neden geldi? Logan Johnny pedo. Nasıl desem ki, Illuminati kartındaki gibi en öndeki hava atıyor. O kabasılığa devam ediyor. Diğeri ise gizlenmeye geçti. Hiç görünmüyor artık. Metro turizmi. Darbeci soyadlı. O en önemlilerinden biri galiba. En üst düzey bir K. Sinyal gelen yerden. Tekrar başlatsana o sinyalı be. İşlemlerine bak be. O sinyal aynı bu şeylerin öfkeye sürüklemek için, yemin ederim, frekans. Bu zerre sinekleri de öyle, toz sinekleri, insanları öfkeye sürükleyen şey. Hepsi kasıtlı. Bekliyorlar, onu bekledikleri o yani. Sen oraya gideceksin, yoksa evin içinde mahvedecekler. Temizleyeceksin, sokacaklar sonra, öfkeye geleceksin sen, öfkeye. Etrafta şahitleri, bu öfkeli, takıntılı, ardından başka gazlar, o hayvancı gibi, hayvanları gibi, çığırdan çıkaracaklar, içeriye attıracaklar. Gaza geldi, öfkeli. Evet. Kim bilir kaç kişiyi öyle içeri attırmıştır bu insanlar. Devletin cüzdanından en pahalı ilaçları dayatarak, soyarak milletin vergisini, diğer şeylerdeki gibi, belediye ihalelerindeki gibi, katledilen ormanlarda çalınan araziler gibi, bir oradan giden komşulardan boşalan evlerin yeni bina veya emlakçı gelirleri gibi. Doğru konuştum, o kadar çok iyi biliyorum ki. Hey, gücüne gittiyse beni öldürt. Kemiklerimi kır, ağzıma ver. Masumlar sizi. O eskidendi. Arkaya gitsek tek bir hayvan yoktur veya birkaç tane masumlar. Sadece bir kaç ay önce 6 tane eksik olmuyordu. Kamerayı ele geçirmeden önce neler vardı? Her ay merdivene bırakılan kedi yavruları, kapımızın önüne bırakılanlar,
Üç kutu birden altışar kedi yavrusuyla hiç eksik olmuyordu. Bütün sokaklar kaynıyordu bu şeylerle, boklarla, sineklerle. Sadece iki ay önce ben gizlendikleri an bu. Altı kedi eksik olmuyordu dulun önünden. Karısı ölmeden önce pencerenin altına, hava deliklerine, bokları yetmezmiş gibi. Şimdi maaşım bir de tezgah kuruyor. Besbelli yönettiği bu ne çocuklar gördüm bunların yönettikleri. Getiriyor oraya kutuları. O masum o karşı çıkacak. Ben masumlardan oraya mı getirdi? Oo, ben bilmiyordum lan. Hiç haberim yoktu. Çıkıyoruz. Peşinden vereceğiz ona. Sonra nerede kedi burada? Bana baskı ya. Ya da oğlum yarabbim. Evet. Allah'a şükür Allah bana gösterdi. Şeytan kimdir ve nedir? Siz körlerin darısı başına. Buna karşı mücadele etmeye çalışıyoruz fakat zor lan. Kulları kaynıyor her taraftan. Biraz daha çoğalın da kıyamet kopsun. İlk Ramlı son sözü olsun. Tek o gözüne sokacakla geçti. Kapatıyoruz. İkinci round hala oradan. Kedileri koşturuyor. Öğrenmişler. Artık arabaların motorlarına gözümün önünde fışkırmıyorlar. Gece yapıyordurlar. Bu sivrisinek ısırığı da nasıl oluştu biliyorum ben. Penceremin karşısından yönetilerek büyücü gibi. Sinek aletim var be, devasa. Onu nasıl bitiremedi? Nasıl girdi buraya? O kadar önlem mi alıyoruz? Kör bu millet. Kaç videomda var diyorum, bakın hava atıyor güç gösterisi, ben buraya çıkar çıkmaz gidiyor bir yere, sonra bir şeyler olacak ve anında sinek bulutları oluşuyor. Sonrası faili kim belli, resmen Siyonist Mossad ajanları, fakat işlem yok. Bir şeyler söylüyoruz. Belki artık uzak dururlar diye gönderme yaparak anında diğer ilçe belediyesi internete, Twitter'e bağlanır bağlanmaz reklamlar basıyor. Üst üste hem de. Sayfanın en üstüne. Piknik yapmış bütün ilçe. Eğlenmişler. Bizim belediyemiz kimin emriyle o yayınlar belli. Çok önemliydi be. Belediye piknik düzenlemiş. Yok, eksik olacaktı anasını satayım. Görevlerinden biri. Hava atmana gerek yok. O ilçenin kraliçesinin zoruna gittiği için. O şeyler. Yardımcı iblis gözlü ve iblis yırtıklı. Yenisini gönder. Anladım.
Bazıları ise iblislerle yatıp kalkıyor. Niye yapmasınlar ki? Köpekleriyle yatıp kalkıyorlar. Evet, kambur kambur köpeği önce bekleniyordun lan. Diğeri geldi mi beraber bir tezgah kurun orada. Sen masumlardansın değil mi? Bugünün senaryosu ne? Senin geçmişini araştıran var mı? Bu kadar yayından sonra yani seyretmiyorlar değiller. Bu Siyonist ölüm fitne tezgahının tüm ülke çapında sokaklardan yok etmeyen yetkilileri kınıyorum ben. Kime hizmet ettiğiniz belli. Hala camilere dayatılıyor kıblelerine. Hala marketlere, elektronik aletlerin önüne, gaz kutularının önüne, bokları etrafa. Kınıyorum sizleri ben. Şu kadar bir bilim toplanıyor, tartılacak. Büyük küçük hepiniz. Ben emir kuluyum falan geç. Öyle şeye emir kulu olamaz. En sonunda fırladın Hureyre. Bu sefer kolun böyle değil. Kırık kanat gibi. Neden topallıyorsunuzsa nasıl tahmin yürüteyim mi? Tahmin. Bu şeylerden dolayı birisi ayaklarına mı sıktı? Hayatını mahvettin mi? Hı? Onun da evinin önünde böyle bıçakla geziyor muydun? Yaprak keseceğim diye. Sülalesini bitirdin mi? Arazisinin sahibi oldun mu? Oraya yeni bina diktirdin mi? Kızlarının şahitlik yaptı mı? Veya komşunun anlattığı gibi kapısına kızlarını çıplak gönderdin mi? Servis gelmiş oraya. Onlar kedi parazitlerini döküyor. Bunu sadece ben görebiliyorum. O kadar örneğini gördüm karşımızda ama bir öyle şey yapıyor, evin içinde sivrisinekler. Ama bülbül gelmiş ki, bülbül neredesin? Kahvaltımızı bitirdik. Çok sakin. Ne yapsam? Çıkıp bok büyüsü var mı diye baksam vardır. Şaşmaz. Cuma. Ve yardımcı var. Balkona çıkıp su atmak için konsomatifle beraber kaldırırken dikkat et kalp krizi geçireceğim diye alay edebilirler. O yüzden bekliyoruz be. O şeytanlıkları duymak istemiyoruz. Gaza getirmek için. Sabah videosunu böylece sonuçlandırıyoruz. Nereden geliyorsun lan? Niye ta oraya gittin o şeyleri almak için? Bedava değil mi?
para çalır gibi. Kiracıların çünkü. En yüksek sesli bunlar be. Köpekler gibi buradakiler. Kazanırım bu sesi ya. Bu kehanette de bulunayım o zaman. Kazanan AKP olacak. Sonradan bu zillet tezgahlar düzenleyecek. Medyalar da şurada buradan yönettiği. İnsanları kışkırtacak. Yeni bir gezi veya darbe zemini hazırlayacak. Açık ve net görüyorum bunu. Masum görünen iblis ve tüm o ayaklanma olayına katılanlar bu servis filolarınca götürülecektir. Bedava. Bunu söyleyip yayınladığıma göre inşallah yapmaya cesaret edemezler. Millet diyebilir ki sen kimsin be, bu şeylere karşı çıkıyorsun. Ne diyeceğim ne? Hiçbir gücüm yok. Karşı çıkıyorum çünkü saldırılanlardan ve diğerleri gibi kör kalıp yatıp ölmeyi bekleyemem. Ailemin zarar görmesi, yeteri kadar zarar gördüler. Yoksa sülalemizi bitirir bunlar. Bunlar kendi analarıyla sitede. Bakan değişmiş, o bakan serisi Nida. Nida ne demek lan? Bakan buraya gelmiş bakan. Bakan burada. Yeni aktör. Mantarlar mı onlar, bitenler? Epey yetişmişler. Daha yaklaşıyorlar, dağılıyorlar. Bu doğal yaşam alanlarında yok. Buradan çıkıyorlar. Sümüklü böcek döktükleri yerde. Bokumuz nerede? Kokusu gelmişti. Yoksa iblis damgalı, kedi kan damgalı yırtığına don giymemişti. O yüzden mi kokuyordu? O yırtığı ben çok büyüttüm baktım. Sadece o yok. Kelleler falan da var orada. Biri belki tek gözünde topluyor, biri yırtığında topluyor. Bizim yeni servis bakan orayı beklememiş, ay pardon, beğenmemiş. Buraya geldi be, burası daha iyi. Dağ gölge. Başka bir yeni filodan. Tır nerede kaldı? Tır. Çok laf ettik, kayboldu. Tırhane burası. Getir yenisini. Tırhane bu. Bütün tırhane kaçkınları buralarda. Öyle derken bir tırhane kaçkını daha. Ne çabuk zayıfladın be hemşire. Skopolaminle mi? Taksici tura çıktı. Sonra olacaklar bellidir o zaman. Konsomatrisi yanına almadın mı? Ona hava atmayacağım. Tırhaneden bahsedince bu. Ve bu. Karanlık biraz, ekranın pil bitmek üzere. Çıkar çıkmaz bu. Şimdi mi başladı bu? Yine aynı olay.
duracağı yeri belliyim. O güçlü bu sefer. Negatif enerji. Göremiyorum. Ekran çok karanlık. Güneş de yok. Acaba alevler parlıyor mu orada? Sonra göreceğim. Ne hapşırdım böyle ya? Allah'ım yarabbim. Var mı alev? Taktım bir şey. Varmış. Güneş olmasa bile alev. Evet. Burada duruyor. O tarafta hiç yoktur. Frekansiyastik turluyoruz. Cevabı bu. Frekans açıldı. Açıldığını gösteriyoruz. Bir dakikalık tur. Yani bu da turladı şey. Turladı. Tırhaneli. Kapattık, açtık. Düzeldi. Ve yeni bir tırhaneden servis. Gürsel. Selden bahsettik dün. Yorumlarda Trabzonlulara, Karadeniz usulüllere, Gürsel. Evet, Karadeniz usulüller, size söylüyorum. Şeytan ne kadar Karadeniz usluysa bunlar da o kadar Karadeniz uslu. Ve ne için kullanılması biliyorum. Bina dikken çobanların bina dikme aletleri var ya, Özdemir'den, onlar kadar değeriniz var gözlerinde. Ama belediyeye sesleniyorum ben, buraya dayatılan o şamata makinesi yok edilmezse benden günah gitmiştir. Sakın beni bir şeyle suçlamayın. Gece yarısı, gece yarıları o müthiş sesiyle uyarıyorum. Kimseyi suçlayamazsınız. Allah evinin önünde oradan bulunsun, oraya dayat, orada havlasın o müthiş sesiyle bütün gece. Yoksa başlayacağım dualarıma. Allah bir salgın çıkarsın onlara. Sahipleri de zarar görecektir ve bu bir şerre dua da olmaz. Çocuk ağlıyor da ağlıyor. Ağlıyor da ufak çocuk. Neden ağladığını söyleyeyim ben. O masum da toksoplazma onu rahatsız ediyor. Toksoplazmayı beynine sokmak için zaten orada tutuyorsunuz. Saat 1:30-2. Havlatmalarda yine penceremin dışına diktiler ki yoya bu kediyi. Buyurun bakın. O yüzden getirdiler zaten buraya.